Sportif direktörlükle ilgili sorular var. Ali Koç'un bu konuda ısrarcı olması sizce doğru mu diye soruyorlar. Sportif direktör hala yine sportif direktörle hı hı. çalışmak istiyor. Ali Koç evet. yerli olacağını sinyalini verdi. Şöyle e, aslında temelde şu problem var. Doğru yapılanmayı kurma ile ilgili problem var. Şimdi e, sportif direktör kavramın içini boşalttığınız zaman bir anlamı kalmıyor o e, pozisyonu oluşturmanızı. Şimdi sportif direktör daha doğrusu İdeal yönetim şeması spor kulüplerinde ya da futbol kulüplerinde şudur. Dünyanın her yerinde doğru olan metot budur. Başkanlık koltuğu, yönetim kurulu, başkanlık koltuğunun seçtiği bir sportif direktör, sportif direktörün seçtiği bir teknik direktör, teknik direktörün belirlediği isimler doğrultusunda ya da oyuncu tarzlarına göre scout ekibi belirler modelleri, sportif direktör de ona göre transferleri yapar. Peki Fenerbahçe'de ne oluyor? Başkanı seçtiği teknik direktör, Evet. Sonrasında gelen bir sportif direktör. Belli evet. şaşıyor biraz. Yani sportif direktör kavramını siz yönetim kurulunun isteklerini hocaya ileten kişi olarak belirlememeniz gerekiyor. Sportif direktör teknik adamın üstündedir. Sportif direktör teknik adamı belirler ve ondan sonra işbirliği içerisinde çalışır. Aynı zamanda da teknik adamla e, yönetim arasında köprüye oluşturur. Bağı oluşturur. Aynı zamanda futbolcuyla Fenerbahçe bu yapılanmayı doğru sağlamazsa, sportif direktör getirmesinde hiçbir anlamı kalmaz. E bugün e, sportif direktör belli değil, hoca belli değil. Sayın Ali Koç son yaptığı basın toplantısında mevkilerine kadar yapılacak transferleri söyledi. Üç tane buraya alacağız, iki tane buraya alacağız, bir tane bek alacağız. E, e, daha sportif direktör yok ortada, hoca da yok. Kim belirledi bu listeyi? Yani orada oraya iki tane transfer, buraya bir tane geleceğini, oraya üç tane alınacağını belki yine hoca istemeyecek. Gitme diyecek. Ya da sizin seçtiğiniz sportif direktör o teknik adamı istemeyecek. Fenerbahçe geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yapılanmayı doğru kurmayıp sezon içerisinde başarı arıyor. Doğru ideal yönetim şemasını kurmadan, o iş akışı şemasını doğru yapıştırmadan sahaya yansıtamazsınız futbolunuzu. Ne yazık ki Amerika'yı yeniden keşfetmenin peşinden gidiliyor. ...sportif direktörlük kavramına eğer güveniyorlarsa gerçekten o sportif direktörlük kavramını yönetimin isteklerini hocaya ileten şahıs pozisyonuna getirmemeleri lazım. Gerçek anlamda sportif direktör ne iş yapıyorsa Fenerbahçe Kulübü o sportif direktöre o sorumlulukları vermesi lazım. Sonra da o sportif direktör gidip teknik direktörü belirlemesi gerekiyor. Bunu yapmazsanız o kavram, o pozisyon başarılı olamaz. Peki bir önerin var mı isim olarak? Yok. Uygun olur ya da öneri demeyelim de uygun olur bu isim dediğin bir isim var mı? Ya gerçekten yok. Türkiye nezdinde özellikle sportif direktörlük kavramını bir türlü tam yerleştiremediğimiz için bir isim öneremiyorum. Önermek de istemiyorum. Çünkü burada işaret etmek de istemem. Belki de gerçekten de o ismi düşünüyorlardır. E, i̇şaret ettiğimiz zaman yanlış anlaşılabilir. O yüzden isim işaret etmeyeyim ama sadece Türkiye'de değil dünyanın birçok yerinde bu işi çok iyi yapan İnsanlar var, yöneticiler var, spor yöneticileri var. Birini çekip getirip o pozisyonda doğru bir şekilde konumlanmasını sağlayabilirler. Serdar sen ne düşünüyorsun sportif direktörlük konusunda? Taner kanalımın dedikleri doğru ama onların evveliyatında bir unsur var. Bu sportif direktörlük ya da bu şematiği çizmemiz anlamında bunun adı da ekol. Öncelikle bir ekolünüzün olması, öncelikle bir vizyonunuzun ve misyonunuzun olması gerekiyor. E, vizyonları var mı kulüplerin? Evet var. Buradan hareketle en azından ekolü geçtim. Vizyonunuzla hareket edebilirsiniz ve e, ufak misyonlar da yükleyerek bu e, bunu zenginleştirebilirsiniz. Ne demek istiyorum? İşte Fenerbahçe'den eğer paye biçersek, Fenerbahçe'nin zaten bir kültürü var, oyun kültürü var. Fenerbahçe'nin oyun kültürü nedir? Çok fazla e, detaya girmenize gerek yok. Mesela o dönemine gidersiniz, o kadroya bakarsınız ne oynamış. Fahere dönemine gidersiniz, o kadroya bakarsınız. Lazet içli, rapı içli döneme, Alexi döneme bakarsınız. Mustafa Denizli kadroya ne oynamış ona bakarsınız. Fenerbahçe'nin bir oyun kültürü vardır. Önce bir oyun kültürünü belirleyip ondan sonra da yine hoca da veya sportif direktör olmasına da gerek yok. Yine bu tip oyuncuları belirleyebilirsiniz. Bir aklınız, futbol aklınız varsa eğer ki bunu belirleyebilirsiniz. Ben Fenerbahçe'nin ee, yeni dönemde bu akımla hareket edeceğini düşünüyorum. Çünkü Emre Belezoğlu kulübe o hafızayı hatırlattı. Ben Emre Belezoğlu'nun hocalık kariyerinin çok başarılı olduğunu söyleyemem. Sağ içinde çok yanlış kararları vardı. Ama bir doğru yaptı ki yapacağı do, yaptığı 99 yanlışı bile sildi. Fenerbahçe'ye hafızasını hatırlattı. Biz neydik geçmişte? Bunun adı Fenerbahçe. Fenerbahçe önde basar. Fenerbahçe rakip sahaya oyunu yıkar. Ve şampiyonluğu ancak, ancak böyle kazanır. Çünkü Türkiye'de eğer savunmaya çekiliyorsanız 1-0 şampiyon olamıyorsunuz. Bakınız Başakşehir neden şampiyon olamadı. Şimdi Fenerbahçe bunu hatırladığı zaman ki hatırladı ve e, camiada bir en azından ampul yandı. Dedi ki yani Emre Berezoğlu bize bunu hatırlattı. Dolayısıyla biz artık bu kadrolar gibi kadro yapmamız gerekiyor. Fenerbahçe kalitesine yakışır, Fenerbahçe kalitesine yakışır bir oyun. Bu doğrultuda ben Fenerbahçe'nin bu sene çok az hata yapacağını düşünüyorum yalnız. Bu sportif direktör de eğer şöyle söyleyeyim anlayışınız doğruysa gelen adamın da hata yapma e, şansını azaltıyorsunuz zaten. Gelen kişi daha çok az hata yapar çünkü anlayış doğru. Ve bu doğrultuda isimler seçilecek. Fenerbahçe hocasını seçerken de, Fenerbahçe sportif direktörünü seçerken de Emre Belezoğlu buradan giderken bir rapor bıraktı ve bu rapor doğrultusunda da ben çünkü Sayın Ali Koç'un Emre Belezoğlu'nu çok sevdiğini düşünüyorum. Hı hı. Ona zarar vermeme adına aslında Emre Belezoğlu'nun görevine son verdi Sayın Ali Koç. Ben Fenerbahçe'nin bu sene doğruyu bulabileceğini düşünüyorum. Şimdi sportif direktöre yani çok ciddi bütçeler ayrılıyor. Ciddi büyük paralar veriliyor. Hı hı. Aslında bunu kullanmadığınızda oradan da bir tasarruf kazanmış oluyorsunuz. Şimdi şöyle bir mesaj gelmiş izleyicimizden. Sportif direktör konusu bu kadar büyütüleceğine çok iyi bir scout ekibi kurulsa daha iyi olmaz mı? E, i̇kisini birden yapın. Fenerbahçe camiası, Galatasaray camiası ya da diğer camialar. Bu işin hiç e, büyüklükle küçüklükle alakası yok. Doğru yapıyı kurmak için birinden birinden vazgeçmek zorunda değilsiniz. Hepsini yerleştirir. Rol model alabileceğiniz dünyada çok güzel kulüpler var. Alın onların yönetim şemasını, işini uygulayın. ...scout ekibi Fenerbahçe'nin zaten çok iyi. Çok iyi yani... ...altın orduna sevgili Serhat... Bekmezci transfer edildi... Hı hı. ...iki sezon önce. Türkiye'nin... ...hakikaten de çok yetenekli genç çocukları... ...tek tek Fenerbahçe Akademisi'ne transfer edildi. Geçen sene bir yapılanma oldu... ...U19 takımında... Takım dağıtıldı... ...Fenerbahçe'de. Evet yani aşağıdan... ...çok fazla evet. e, 14'lere... ...15'lere Türkiye'nin çeşitli yerlerinden... ...yetenekler sevgili Serhat ve ekibi tarafından... ...transfer edildi. Bunların hepsi top, <laughs> meyveleri toplanacak ve genele baktığımız zaman scout ekibi zaten var. Önemli olan bir sportif direktörü doğru bir şekilde belirlemek, onun belirleyeceği teknik adam üstünden çıkacak oyuncu profillerini scout ekibine iletip ondan çıkacak sonuçlara göre de transferleri yapmak. Geçmişteki örneklere bakarsanız diyor Engin Bey, Türkiye'de sportif direktör uygulaması takımlara kaos yaratıyor. Takımlarda kaos yaratıyor. Beşiktaş, Galatasaray bu işten döndü. Fenerbahçe'nin de bu yoldan dönmesi lazım. Niye diyor. kaos yaratsın ki? E şimdi bir de şey oluyor. Ay, Kime kaos yaratmış e, gerçi, teknik? Direktör? Anadolu kulüplerinde de gördük. Sportif direktör, teknik direktör oluyor. Şimdi burada konumlandırmanız çok önemli. Yani o sportif direktörün kulüpteki konumlanması yani... Bir gün bir kulüpte görev alırsınız. Bu hangi görev olursa olsun, oraya bir hayallerle gidersiniz. Ama kapıdan girdiğiniz anda aslında konumunuzu hissedersiniz. Yani kapınızın vurulmasından, orada dolaştığınız an bile sizin o, o itibar noktanız belirlenmiş olur zaten. Yani o da e, başkan seviyesindeki, başkan yardımcı seviyesindeki kişilerin size olan davranışlarıyla belirlenir zaten. Bunu teknik direktör görürse size başka bir şekilde kapınızı çalıp girer. Ama oradaki itibarınız eğer zedelenme noktasındaysa zaten kimse sizin kapınızı çalmaz. Böyle ki seni hani kapınızı çalmadan girer demiyorum. Kapınızı bile çalmazlar. Zaten orada durmamanız gerektiğine inanırsınız. Ama burada teknik direktöre bu hikayeyi anlatmak esas sorun bizim problemimiz. Yani özellikle yerli teknik direktör. Ligde de herhalde 21 takımın herhalde 15-16'sı yerli teknik direktörden bahsediyorsak bu sportif Direktörün kim olduğunu ve görevlerinin görev tanımlarını belirtmemiz gerekiyor. Yani teknik direktöre diyeceğiz ki senin görev tanımın bu, senin görev tanımın bu. Şimdi bizde şöyle bir durum oluyor. Ben mi ona hesap vereceğim, o mu bana hesap verecek? Hı. So, bu mevzu buraya girdiği zaman zaten buradan bir şey çıkmaz. Bu her kurum için geçerli bu arada. Her çalışma zemini için aynı. Yani insanlar hayır efendim ben ona niye hesap vereyim? O kim ki? Dediğin anda bitti demektir zaten orada bir şey çıkmaz ciddi bir profesyonellik olması lazım o noktada şimdi yine e, Fenerbahçe'de teknik adam konusuna döneceğim beni tezle ilgili biraz daha sorular geliyor konuşacağız e,